Katarakt hastalığını konuşacağız sevgili izleyenler. Katarakt, gözlerdeki katarakt için son yöntemleri, ameliyat yöntemlerini konuşacağız, tedavi yöntemlerini konuşacağız ve de 40 yaş gözlüğü artık kaderimiz olmaktan çıkıyor mu, çıkabilecek mi? Ve bunu soracağım doktorumuza, kime? Operatör doktor Hakan Sivrikaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kentimizdeki spesifik hastanelerden birinin de başhekimisiniz aynı zamanda branşınızda. Nasılsınız görüşmeyeli? Bir yıl oldu neredeyse, olmuştur, değil mi? Olmuştur, evet, evet. Bu siz bir yılda iyiyim ben. Sizi aynı gördüm ama mesleğinizdeki yöntemleri aynı bulmadık. Değişiklikler var, gelişmeler doğru, var. Doğru. Bugün biraz paylaşalım o zaman. Şimdi katarak biliyorsunuz geçen konuşmalarımızla da beraber bunların hepsinin üzerinden çok geçtik ama yine tekrar lamakta mahsur yok. Katarak bizim kendi gözümüzün içindeki saydam olan merceğin bulanıklaşması yüzünden saydamlığını kaybetmesiyle ortaya çıkan bir hastalık. Bu hastalığın tek bir tedavisi var. Cerrahi, yani ameliyat. Birçok farklı sebep yüzünden katarak ortaya çıkabiliyor. Yaş aralığı var mıdır? Biz genellikle çevremizde yaşlı amcalarımızda, teyzelerimizde, didelerimizde, nenelerimizde katarakt olduğunu duyarız. Sıklıkla yaşlılarda ortaya çıkan, yani en çoğu senil dediğimiz yaşlılarda ortaya çıkan bir hastalık türü. Ama ufak bebeklerde doğuştan bile olabiliyor. Yani bu aslında tam bir yaş aralığı yok. Sebepleri farklı olduğu zaman bütün yaş aralıklarında karşınıza çıkıyor. Bebeklerden alın, yaşlılığa kadar götürebilirsiniz. Katarakt oluyor. Evet. Ve hepsinin tedavisi %99 aynı. Bazen görmeyi çok bozmadığı zaman bekleyebiliyorsunuz ama sonuçta en son tedavi muhakkak cerrahi. En belirgin belirtisi nedir bu kataraktın? Yani görmeyi bozuyor. Yani görüş kaliteniz bozuluyor. Görüş kalitesinin bozulması ne demek? Renk ve kontrasta bozulma, çift görme, tek gözde çift görme özellikle, bir gözünüzde bazı şeyleri bir veya iki kontrollü görme, eskiden daha iyi olan görmenizin gittikçe bozulması, en tipik olan da gözlük numaralarında 55-60 yaşından sonra beklenmedik değişiklikler. Artış. Hipermetropların düşmesi, miyopların artması hep katarakla alakalı olabilen genetik şeyler. Genetik olabiliyor mu katarakt hastalığı? Şöyle, aslında DNA'mızda var katarakt. Yani ne demek bu? Aslında bu gözün içindeki lensin içindeki proteinlerin zamanla denatüre olması. Yani proteinin bozulması. Bir çeşit yaşlanma. Nasıl cildimiz kırışıyorsa lensimizde de katarakt oluşuyor. Çocuklukta da olabiliyor dediniz ya. Ama çocuklardaki bambaşka şey. Mesela doğuştan. Akraba evliliğinden tutun, metabolik hastalıklardan tutun, şeker hastalıklarına kadar, travmalar, bunların hepsi katarağa sebep verebiliyor. Peki biz erişkinler tamam bulanık gördük, çift gördük ya da görüntü kalitemizin düştüğünü fark edebiliyoruz ama bu çocuklarda olduğu zaman ebeveynler bunu nasıl anlayabilir? Çok güzel. Çocuklardakini yapabileceğiniz tek şey muayenelerde ortaya çıkabiliyor. Eğer çocuğun tabii ki bir gözünde katarak varsa, dışarıdan gözükebilecek bir katarak varsa çok çok şanslı aile ama bazı zamanlarda dışarıdan gözükmüyor. Beyaz refle dediğimiz beyaz görüntü alamıyorsunuz. Alamadığınız zaman da ne zaman ortaya çıkacak? Düzenli muayene. Dolayısıyla biz hep ne söylüyoruz? Şikayeti olsun olmasın muhakkak 4 yaş civarında en azından bir kere göz doktoru tarafından muayene edilmesi lazım bütün çocukların. Yani normalde çocuk hastalıkları uzmanları, arkadaşlarımız veya aile hekimlerimiz bunu gerçekten çok çok iyi bir şekilde yapıyorlar. Fakat bir spesifik muayene de bir kere muhakkak olmasına fayda var. Gözden kaçabilecek ufak önemli detayları atlamamak için. Erken dönemde çok teşhisin konulabilmesi. Hatta bir şey daha konuşmuştuk geçen toplantılarımızın birinde hatırlarsanız. Okula başlamadan önce bütün çocukların muhakkak en az bir defa göz muayenesinden geçmesi gerekiyor. Evet. Yani 6 yaş eğer 4'te 5'te yapamadıysanız 6 yaş zorunlu, geç bile kalmış olabiliyorsunuz. Aynen dediğiniz gibi göz tembelliğinin tedavisi için çok çok önemli yılları kaybediyorsunuz. Evet, türlü. Çünkü 6 yaşından sonra tedavisi mümkün değil miydi? 8-8,5 gibi. Evet. Siz de bayağı öğrenmeye başladınız artık yani bu programları işte sınasına. Yani işte artık da görüyorum ben. 8-8,5 yaşından sonra çok çok zorlaşıyor. Eskiden mümkün değildi. Şimdi yeni tedavilerle ufak tefek başarılar, bazen çok başarılı olduğumuz anlar, bilgisayar tedavileri çıktı, nörovizyon adı veya verdiğimiz. Onunla da bazen 10-11-12 yaşına kadar, bazen erişkinlerde bile amblyopinin iyi tedavileri mümkün olmaya başladı. Ama tekrar konumuza dönersek katarak açısından muhakkak çocuk olsun, genç olsun, orta yaş olsun, ileri yaş olsun tedavisi ameliyat. Ama
sebebin ne olduğu ortaya çıkarılması da lazım tabii ki. Evet. Eğer yaşa bağlı bir kataraksa problem yok. Başka sebepler varsa araştırmak gereken onları da araştırmak evet. gerekebilir. Görüntümüz de var zaten ameliyattan değil mi? Bunu mümkün olursa en baştan alabilir miyiz? Bir iki şey söyleyeceğim eğer mümkünse gösterdiğimiz şeyi. Ameliyat deyince hep gözümüz korkuyor. Aklımıza gelen aslında, neşter, bayılma, şimdi ayılma. Bu iş öyle bir şey hale geldi ki teknolojinin ilerlemesi artık inanılmaz rahat bizim açımızdan. Hem yaptığımız sayı çok fazla ameliyat olarak, yani çok fazla sayıda ameliyat yapabiliyorsunuz. Teknoloji ilerlediği için de çok fazla ameliyat yapabiliyorsunuz, çok hızlı yapabiliyorsunuz. Bakın buradaki görüntüde biraz önce gözünüzün içindeki merceğin nasıl sarardığını gördük. Sarardığı zaman görüş kalitesi bozuluyor. Görüş kalitesinin bozulması doğru, demek... Doğru. Benim rahmetli dedemin göz bebeğinde gözü yeşildi doğru. mesela. Bir kısmında böyle sarı problem. Gibi duruyordu. Biz ne yapıyoruz ameliyatta? Şu andaki en son teknolojik ameliyatlardan, daha doğrusu en çok kullanılan FAKO ameliyatında gözün göz bebeğini damla ile genişletiyoruz. Önce. Daha sonra gözün içine yaklaşık 1,5 milimetrelik bir yerden giriyoruz. Ve kendi katarağımızın ön yüzeyindeki zara özel bir alet yardımıyla elimizle bir açıklık yapıyoruz. Bu açıklık daha sonra bizim ameliyatta kullanacağımız bir açıklık. Böylece katarağın kendi çekirdeğine ulaşmış oluyoruz. Katarağın çekirdeğine ulaştığımız zaman FAKO dediğimiz yöntemle ki bu incecik ufacık bir alet 1.92 milimetrelik bir alet katarağı temizliyor. Katarağı tamamen temizledikten önce parçalıyor sonra çekiyor. Bütün parçaları temizledikten sonra bir poşet kalıyor gözün içinde öyle düşünün ufacık bir poşet. Katarağın dış zarı. Bu dış zarın içine hazırlanmış, özellikle katlanmış yüksek kaliteli mercek kullanıyoruz. Bu çok önemli. Merceğin kalitesi hayat boyu nasıl göreceğinizle alakalı. Peki bu merceğin kalitesini Hakan Bey hasta mı belirliyor, zorunlu olarak doktor mu seçiyor? Neye göre? Stent gibi bir şey mi? Hastaya mı bırakılıyor? Bu görüntüyü burada durdurabilirsek daha sonraki kısmını biraz sonra alacağım. Burada duralım. Teşekkürler. Şimdi merceğin kalitesini hasta mı belirliyor? Aslında merceğin kalitesini hasta belirleyemez. Nasıl belirleyecek aslında ki? Hasta ancak yani. Doktoruna güvenmek zorunda. Burada önemli olan ameliyat olduğu yerin prensipleri. Kaliteli mercek kullanıp kullanmaması. Bunlara bağlı. Dolayısıyla hastanın bunu ancak söyleyebilir doktoruna kaliteli mercek kullandı. O doktorun da kaliteli inanacak. Yani. Evet. Peki eğer kalitesiz mercek kullanılmış ise bu hastaya nasıl yansıyacak? Şimdi görüş kalitesinden tutun. Uzun süre net görüp görmemeye kadar birçok farklı şeye direkt olarak yansır. Dolayısıyla ne kadar gözlük camı gibi düşünün biraz daha basitleştirelim. Gözlük camı ne kadar kaliteliyse görüntüsü ve kullanımı o kadar iyi. Aynısı mercek için de geçerli. Sonuçta mercek de bir çeşit cam. Dolayısıyla materyal olarak cam değil ama yaptığı iş gözlük camı gibi görmenizi sağlayan bir iş. Dolayısıyla ne kadar kaliteliyse o kadar iyi görürsünüz, o kadar uzun süre iyi görürsünüz. Evet. Birçok hastalıktan koruyucu özellikleri de olabiliyor bazen özellikleriyle. Tabii merak ettim birçok hastalıktan bir mercek nasıl korur bizi? Şöyle gözün içine girebilen. Telefonumuzu alalım Hakan tabii, tabii, Bey. Tabii tabii ne demek. Alo günaydın. Alo günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Kiminle görüşüyorum? Ben Gönül Hanım'la görüşüyorsun. Gönül teyzem nereden arıyorsunuz bizi? Kahramanmaraş Pazarlık'tan arıyorum. Kahramanmaraş. Merkezden arıyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Ya ben Gaziantep'te ameliyat oldum. 2 yıl oluyor. Katarak ameliyat oldum. Gözlerim yakında hiçbir yemeğini içinde bir şey olsa göremiyorum. Bir şey ne bileyim ya uzağa ayarlamışlar. Gözümün bir tanesinde de mercek içinden kaymış. Ne bileyim işte ışıklar neler hepsi böyle gözüme doğru gökkuşağı gibi oluşuyor. Hiç ne bileyim iyi bir şey değil yani. Ne tam da onu konuşuyorduk ha bu mercek ayarlanamazsa evet, daha kalitesiz olursa. Tam da senin mevzuyu konuşuyorduk şimdi evet. biz. Doktorum ne diyeceksiniz? Şimdi Gönül Hanım geçmiş olsun evet. öncelikle. Sağ ol. Teşekkür. Şimdi genellikle biz katarak ameliyatlarında merceklerin numaralarını ayarlarken evet. uzağa doğru ayarlıyoruz. Yani uzak görmenizi sağlama amacıyla ayarlıyoruz. Ha. Kullanılan evet. mercek tek odaklı mercekse eğer o zaman evet. yakına muhakkak bir gözlük ihtiyacınız oluyor. Evet ama gözlük verdiler. Gözlük de ne bileyim. Tabii şimdi ama yeni teknolojik mercekler var. Tabii siz artık ameliyatınız olmuşsunuz mercekler takılmış evet. ama bu gibi durumlardan şey yapabilmek için yeni teknolojik merceklerde hem uzağı hem yakını gösteren mercekler var. Evet. Bununla çok daha rahat edebilirsiniz. Ama sizin sorunuza gelince evet. eğer bir mercek gözün içindeki ameliyatta bir sıkıntı yaşanıp
tam yerleştirilemediyse kaymış bir tarafa. Uzun dönemde kayabiliyor ne yazık ki. Evet. Bu zaten bize en çok sorulan sorulardan birisi ameliyattan önce. Mercek yerleştirme ne olur? Niye yerleştirmeyeyim? Ya sonra kayarsa? Öyle değil. Ameliyat iyi giderse, güzel problemsiz biterse, kaliteli mercek takılırsa %99.9 bu mercek bir yere kaymaz. Şimdi Gönül teyze ne yapacak peki? Şimdi en yakın göz doktoruna gideceksiniz. Mümkünse şehrinizde bulunan hastanemize de gidebilirsiniz. Evet. Orada mercek düzeltilebilir. Bu şansınız var. Yani merceği tekrar çıkartıp, gerekirse çıkartıp, gerekmezse yerinde döndürüp tekrar ortaya yerine koyup güzel bir görme sağlanabilir. Evet. Doktorum da öyle söyledi de ne bileyim korkuyorum. Tehlikeli dediler. Şöyle, bak şimdi, hepsinin bir tehlikesi var ama eğer tehlikeden korkuyorsanız böyle bırakacaksınız demektir. Onu unutacaksınız demektir. Onu yapmayın. Mümkünse riskin ne kadar olduğunu doktorunuza sorun. Yani bu ameliyat çok riskli bir ameliyat mı? Az riskli bir ameliyat mı? Eğer az riskliyse o zaman düşünmeyin ameliyat olun. Maraş'ta kapatmayın telefonu. Evet. Arkadaşlarım size bilgi versinler. Doktorumuzun da yine... Tamam. Ben zaten gittim. Maraş'a da gittim. Gaziantep'te oldum. Bilmiyorum. Özel hastanede oldum. Tamam orada işte. Gittim ya. Maraş'ta var mı? Antep'te. Evet. Antep'te var. Evet. Tamam. Arkadaşlarımız size doktorumuzun da grubunda olduğu hastanenin adını versin. Düzeltilebiliyormuş çünkü onlardan. Tamam. Sağ olun. Bir de ameliyat olmaz. Geçmiş olsun. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Aslında iyi bir örnek de oldu. Çok, hani şanssız Gönül teyze ama ikinci kere gidecek operasyona. Birçok hastalıktan koruyor dediniz ya kaliteli mercek. Şöyle yani gözü hangi hastalıklardan eğer korur? Bu merceğin kendi özel filtreleri varsa, özel ışıkların gözün içine girmesini engelliyorsa bazı çalışmalarda sarı nokta hastalığının azaltmasına veya daha az gözükmesine sebep olduğu bildiriliyor. Dolayısıyla hani mercek ne kadar kaliteli olursa gözün içine o kadar az zararlı ışın girecektir. Evet. O kadar daha kaliteli görüş olacaktır. Şimdi katarakt ameliyatı olmuş, gözün içine mercek girmiş. İnsanlar merceği kaymasın diye dikkat etmesi gereken bir yaşam biçimi var mı? Korkmasınlar mı yoksa doğal yaşasınlar mı? Bir şey var mı böyle korumak şimdi için? Şimdi öyle bir şey ki bu katarakt ameliyatının geldiği yerler düşünülürse inanılmaz büyük bir ilerleme sağladı. Şimdi benim babam göz doktoru. Babamın ameliyatlarını ben küçükken seyretmeye girerdim. Oradan buraya geldiğimiz, babam çok yaşlı değil ama hani bu yaklaşık 30 sene içindeki... Bir yılda bile değişiyor yani. Değişiklikler düşünürse o zamanlar insanlar yüzlerine metal çelik maskeler takılarak 3 gün hiç kıpırdamadan yatıyorlardı katarakt ameliyatından sonra. Şimdi katarakt ameliyatını yapıyoruz. Hastamızın gözü açık, kalkıyor evine gidiyor. Standart sorulan şeyler, eğileyim, kalkayım, işte namaz kılarken ne gözüm yapayım kaşındı, vesaire. Ovalayacağım. Bunların aslında iyi yapılmış bir FAKO dediğimiz dikişsiz katarakt ameliyatında hiçbir önemi yok. Eğilmek, kalkmak, dolaşmak, bunların hepsi serbest. Gözümüz kaşındı. Kaşıyabilirsiniz ama gözünüzü çok ezerek kaşımayacaksınız. Deli gibi ki. Bazen hepimiz onu unutup yapıyoruz. Yok, hani gözümüzü oyar gibi ne yaptın üç ya diyor. İlk 3 gün çok önemli. Hem enfeksiyon açısından çok önemli ilk 3 gün. Hem gözün bütün şeyleri açısından. Birazcık kendinize dikkat ederseniz hiç mahsus olmuyor. Direkt su değdirmeyin diyoruz. Duşun altına direkt girmeyin diyoruz. İlk 3 gün için mi? Evet. Ondan ama hani bunun birebir bir şeyi yok. Bir göz doktoruna gidersiniz, çok tanımış bir göz doktoru. Bir ay hiçbir şey yapmayın der. Bir başka göz doktoruna gidersiniz, 3 gün hiçbir şey yapmayın der. Benim kişisel olarak düşüncem iyi, problemsiz geçmiş bir ameliyatta 3 gün kendinize dikkat edin yeter. Ama bu demek değildir ki eğilmeyeceksiniz, kalkacaksınız. Hayır, 3 günün sonunda normal, Hayata devam. Ameliyat olmamış gibi devam mı? Tabii, normal hayata devam, evet. Peki, şimdi ameliyata tekrar geri dönelim. Olur. Merceği konuştuk, merceği doktorumuz seçecek zaten. Bize tercih hakkı verilse bile biz ne anlarız ki? Şöyle, şunu söyleyebilirsiniz artık internet... Çok büyük bir bilgi kaynağı. Operasyonun fiyatını değiştiriyor mu mercek seçimi? Bizim çalışma sistemimizde böyle bir şey yok. Bizim ben çalışma ne takarsam odur yani sonuçta. Düşük kaliteli mercek kullanımı zaten yasak. Dolayısıyla biz İstanbul'daki merkezimizde hangi merceği kullanıyorsak Antalya'da onu kullanıyoruz, Samsun'da onu kullanıyoruz, Bursa'da onu kullanıyoruz, Antep'te onu kullanıyoruz. Dolayısıyla bizde düşük kaliteli mercek kullanımı yok. Hepsi en yüksek kaliteli mercek. Kendi içinde farklı farklı işleri yapabiliyorlar. Dolayısıyla onların kendi içinde sınıflandırmaları var. Ama hepsi en üst kalite mercek. Hastalarımızın karşılaştığı, duyuyoruz bunları. Şu mercek takılırsa bu böyle, daha kaliteli takılırsa böyle, en kaliteli takılırsa böyle. Bu yaklaşım tarzı hasta açısından hoşuna gidiyor. Çünkü bir opsiyonu var maddi olarak. Fakat tıbbi açıdan bence doğru değil.
Yani paran varsa iyi mercek takalım, paran yoksa kötü mercekle idare et de geliyor bu. Ki bence bu doğru değil. Yani diğer hastanelerde böyle tercih yapılıyor mu? Olduğunu hani duyuyoruz biz, bir şey bunu değil. Duyuyoruz. Tabii bu duyuluyor. Zaten hastalarımız bunun bilincindedir. Mercekte de var. Peki. Evet. Alo, günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben Osmanlı'dan arıyorum efendim. Ben üveyit rahatsızlığıyım. Bu üveyit rahatsızlığından hocam için şeyi soracaktım efendim. Üveyit rahatsızlığıyım. Sol gözümde görme kayıplığı yaşıyorum. Kortison lamplar içiyorum. Kortison lamplar da bana zarar verebilir mi efendim? Onu öğrenmek istiyorum hocamdan. Mahmut Bey, geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Üveyit hastalığı gerçekten önemli bir rahatsızlık. Evet. Ve aynen sizin söylediğiniz gibi hem kullandığınız, tedavi için kullandığınız ilaçlar hem de gözün içindeki iltihaplar yüzünden ne yazık ki katarağa sebep veriyor bu hastalık. Evet. Dolayısıyla muhakkak zaten rutin olarak göz doktorunuza kontrole gidiyorsunuzdur. Evet, evet. Muhakkak katarak olup olmadığı takip ediliyordur. Katarak varsa tedavisi yine ameliyat, fakat üveyitteki katarağın ameliyatı birazcık daha zor. Teknik olarak zor değil, teknik olarak aynı, fakat sizin açınızdan zor. Çünkü üveyit öyle bir rahatsızlık ki vücudun kendi dokusuyla savaştığı bir hastalık. Kendi kendine savaş açıyor vücut. Evet efendim, doğru. Dolayısıyla biz katarak ameliyatını yaptıktan sonra da muhakkak normalde 2-3 günde iyileşen katarak daha uzun sürelerde iyileşiyor. Ameliyat yapmadan önce çok yoğun bir önceki tedaviyi uygulamak gerekiyor ki gözü baskılamak için. Fakat katarağa sebep verdiyse ve görmeyi bozduysa, göz sakinleştirildikten sonra katarak ameliyat olabilirsiniz. Evet efendim. Mahmut Bey, başka sorunuz var mı? Başka sorum efendim, tedavisi var mı üveyitin? Mahmut Bey, üveyit çok geniş bir konu. Yani çok ansiklopediler bile yazılıyor bu konuda, öyle söyleyeyim, büyük büyük. Dolayısıyla hani tedavisiz sebebine yönelik olması gerekiyor öncelikle. Eğer bir sebep bulunabildiyse sebebin tedavi edilmesi gerekiyor. Ne yazık ki çoğunlukla direkt bir sebep de bulunamayabilir. Sebep bulunamayabildiği zaman, biz daha doğrusu tıpta öyle, sebebini bulamadığımız zaman idiopatik diyoruz ona, sebepsiz diyoruz. Bulunamadı, sebep efendim. Var ama biz bulamıyoruz aslında. Belki ileride bulunacak bunun sebepleri. Çukurova Tıp Fakültesi'nde, evet, Banzol'da tedavi görüyorum efendim. Evet. Hocalarım da şu anda da göz arkamda da bir tekrardan bu üveyit kortisondan dolayı mı olduğunu, evet, bilemiyorum tabii de efendim. Göz arkası yırtılması oldu. Bunun için ameliyat olacağım. Geçmiş olsun. Muhakkak tedavimize düzenli olarak devam edin. Çok çok önemli. Teşekkür ederim efendim. Gözümüz bulanık mı? Asimetrik mi görüyor, değil mi? Bunun aslında için de düzenli göz kontrollerine gitmemiz kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle o zorunlu. Bizim ülkemizde hani daha yeni yeni yerleşiyor böyle şeyler. Check-up programları oradan sayesinde. Oradan buraya bağlamaya çalıştım da çok oldu, güzel değil oldu mi? Yok, çok güzel oldu. fakat yine de düzenli her sene, özellikle belli yıllardan sonra, yani orta yaş diyeceğim, kendi de o gruba girdiğim için söylemiyorum. Gençliğin o son dönemlerinde 40 yaştan sonra muhakkak ve muhakkak yılda bir muayene olmakta fayda var. Evet, 40 yaşın derdine daha giremedik ama kataraktı bitirelim, ondan sonra geçelim. Evet, kataraktı kataraktın neresinde var kaldık? Mercek ilk iyi kaliteli, doğru, olsun dedik. Şimdi ameliyata, kesin, devam edelim. Evet. Şimdi ameliyat tekniklerinde dondurmuştunuz salih görüntüyü, evet, devam edersek. Evet, oradan devam ediyoruz. O zaten en sık sorulan sorulardan birisi, katarak tekrarlar mı? Evet. Katarak aslında kendisi tekrarlamıyor. Katarağa koyduğumuz bu poşet dediğimiz gözün lensinin kendi zarı bulanıklaşıyor. Yani hücre üretimi orada devam ettiği için merceğin arkasında burada gördüğünüz gibi nokta nokta olur veya çeşitli şekillerde olabiliyor. Hücreler toplanıyor. Hücreler toplandığı zaman görme bozuluyor. Kişiler ikinci katarak olarak bunu algılıyorlar. Aslında bu katarak değil, sadece merceğin arkasındaki hücre toplanması. Bunun tedavisi çok daha kolay. Nasıl? Oturduğunuz yerde lazerle temizlik yapıyoruz oraya. Yaklaşık 3 saniye süren, tamamen ağrısız, hayatınızı hiçbir şekilde etkilemeyecek bir yöntemle merceğin arkasındaki zarda ufak bir açıklık yapıyoruz. Hücreleri oradan uzaklaştırıyoruz. Böylece tekrar ilk ana geri dönüyorsunuz. O zaman şöyle anlıyorum ben, doğru mudur? Katarakt ameliyatı olmuş insanların düzenli, periyodik, yılda bir ya da 6 ayda bir neyse doktor kontrolü mü gerekiyor? Muhakkak. Bakım mı gerekiyor? Muhakkak. Şöyle bakım değil ama bir kontrol gerekiyor. Zaten katarak ameliyatı oldunuz, belli bir yaşın üzerindesiniz, zaten düzenli muayeneler olmanız gerekiyor. Ama eğer şeker hastalığınız varsa zaten 6 ayda bir göz doktoruna gitmek zorundasınız. O zorunlu. Katarak, mercek ne kadar kaliteliyse bu olayın oluşma ihtimali o kadar az veya o kadar geç. Vücudunuzla da alakalı tabii ki. Herkes farklı bir vücuda sahip. Fakat genelde kaliteli mercek iyi ameliyattan daha geç oluyor bu olaylar.
daha az kaliteli mercek, daha az iyi yapılmış, iyi temizlenmiş bir ameliyatta daha çabuk olabiliyor. Bu birebir kural değil ama genelde karşımıza böyle çıkıyor. Dolayısıyla iyi bir ameliyat, iyi bir mercek uzun süre net görmeniz için çok çok önemli. Ama diyelim onlar olmasına rağmen karşınıza bu çıktı, yine üzülmüyorsunuz. 3 saniyede temizlenebiliyor. 3 saniye. Yani ya bu olayı basitleştirmek için söylemiyorum ama rahat. Yani. Verdik çay gelmeden temizlik işi biter zaten. Şimdi zaten böyle sürelerden bahsetmeye başladığımız zaman insanların kafasında bazı şeyler çok yaşayınız efendim. İnsanların kafasında bazı şeyler gelişiyor. Ne oluyor? İşte çok kısa sürüyor. Çok basit. Evet çok basit ama basit olmasını sağlayan şey teknolojinin ilerlemesi. Evet. Cerrahınızın kalitesi ve tecrübesi. Bunlar olmadığı zaman aynı basit işlem yaklaşık 2,5 saate çıkıyor. Yani ve problemli oluyor. Yani gözün içindeki merceğin arkasındaki yağ hücrelerinin temizlenmesi. Aslında gerçekten söz konusu olan operasyon. Gerçekten ekstraordinar bir ameliyat. Evet. Yani gerçekten çok çok güzel bir ameliyat. Yapması çok zevkli bir ameliyat. Yanlış anlaşılmaz. Sonucu çok yüz güldürücü bir ameliyat. Dolayısıyla çok ciddi bir ameliyat ama çok rahat bir ameliyat hasta açısından. Teknolojinin hızına yetişmek mümkün değil. Çok. Ama teknolojiyle birlikte doktorlarımızın da sürekli bilgilerini güncellemeleri gerekiyor ki bu teknolojiden yararlanabilsinler. Bu çok önemli. Mesleğin güzel taraflarından birisi de o. Sürekli devam ediyor her şey. Durağan değil. Birçok meslek böyle zaten. Hepsi, artık her şey özellikle geliyor. Sağlık sektöründe değil mi? Öbür türlü eski usulü. Kongreler, toplantılar. Bir de bizim kendi kurumumuzun en büyük özelliği iç eğitimimiz çok önemli. Her zaman biz oraya buraya İstanbul'a gidiyoruz. Bize eğitiyorlar. Oradan bize geliyorlar. Bize eğitiyorlar. Dolayısıyla bu çok çok güzel bir şey. Bir de gözle ilgili eğer bir şey gelişmiş, bir şey icat edilmişse ilk sizde görmek, sizde duymak çok bu mümkün. Bu bir misyon. Evet. Kurumun misyonu olduğu için bunu muhakkak bu şekilde yapıyoruz. Bu çok zevkli. Çalışması da zevkli. Evet, duyurması da zevkli. şimdi katarağı bitirdik mi? Şöyle, katarakta son bir gelişmemiz daha var. Tamamen hani bize en çok sorulan sorulardan birisi katarak lazerle mi yapılıyor? Aslında bugüne kadarki gelen FAKO yönteminde lazer yok. Ultrason var. Ama dikişsiz olduğu için halk arasında bu lazerle gözüküyor. Şimdi en son çıkan yöntemde gerçekten benim elimle yaptığım, biraz önce animasyonda gösterdiğimiz ilk 2-3 bölümü tamamen lazerle yapmak mümkün. Bir tane daha bir video getirmiştim ben. Aslında gerçek bir ameliyattan, bizim yaptığımız bir ameliyattan bir video ama hani çok görüntü rahatsız olsun, edici bir görüntü herhalde, değil. Bu herhalde değil mi? Değil. Evet. Bunun üzerinden de gidebilirim kısaca. Burada artık birçok, özellikle çok riskli kataraklarda, normalde birçok komplikasyon dediğimiz, istemediğimiz sonucu beklediğimiz kataraklarda bu yönteme geçebiliyoruz. Bu yöntemin en büyük özelliği benim elimle yaptığım ve ameliyatın en önemli 3-4 safhasını yine lazerle yapılması. Yine elimle kontrol ediyorum ama lazer tarafından yapılıyor. Bunun sayesinde elimin kötü yapma ihtimali benim elimde 10.000'de birse lazerde milyonlarda bir düşüyor. Dolayısıyla komplikasyon riskini çok 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 azaltıyoruz. Şimdi burada ne yapıyorsunuz göze? Şimdi burada ne yapıyoruz? İlk önce alet göze yaklaşıyor. Alet göze yaklaştıktan sonra gözü vakum gibi tutuyor. Oynamasını engelliyor böylece. Vakum gibi tuttuktan sonra birazdan yine görüntü üzerinden de daha rahat anlatabilirim. Bu yaptıktan sonra lazerle giriş yeri dediğimiz gözün içine giriş yerimizi, katarağın ön zarını soyma işleminin ilk kesisini hepsini lazerle yapmak mümkün. Burada göz lazerin aynı zamanda bunu yaparken yan tarafta yapacağınız işlemin dokusunu da sanki bir radyolojik filmmiş gibi yan tarafta görme şansınız da oluyor. Görme buna şansınız FAKO yöntemi deniyor değil mi şimdi? Buna femtosaniye, femtosaniye lazerle katarak ameliyatı deniyor. Burada aslında katarak ameliyatının en sonuna doğru biraz daha gidebilirseniz daha ayrıntı olacak büyük bir ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla lazerle elimin yapabileceği hatalı işleri çok çok daha güvenli bir şekilde yapmak mümkün. Süre biraz uzuyor. Aslında ben bunu elimle yaparken yaklaşık 15 saniyede bitiriyorum bu bölümünü. Fakat lazerle yapınca yaklaşık 2-2,5 dakika, 3 dakikaya çıkabiliyor. Bazen 5 dakikaya çıkabiliyor gözün durumuna bağlı olarak. Fakat ben hep onu söylüyorum. 10 dakika olsun da güzel olsun. Geç olsun, güzel temiz olsun. Yani, çünkü derler. Buradaki bahsettiğimiz süreler 2,5 saat değil. Yani. 3 dakika, 10 dakika, 5 dakika, 15 dakika. Dolayısıyla bu arada hasta uyanık değil mi? Tabii tabii, hasta uyanık, rahat, herhangi bir ağrısı yok. Burada giriş yerlerini hepsini lazerle ayarlayıp, belirleyip onun lazerle yapmamız mümkün oluyor. Devamını, ameliyatın devamını yine
eski yöntem dediğimiz, artık eski yöntem diyorum aslında, yine de en son yöntem o FAKO. FAKO ile devam ediyoruz. Dolayısıyla bunun bize sağladığı şey ne? Çok zor kataraklar, çok riskli kataraklar çok daha güvenli yapılabiliyor. Veya hastamız bu ameliyatı yaptığımız zaman o kapsülün ön zarında çok güzel ve yuvarlak bir açıklık sağlayabileceğimiz için lazerle multifokal mercek, astigmat düzelten mercek diye özellikli merceklerin kullanımı çok çok daha güvenli oluyor. Hmm. Dolayısıyla bu teknoloji aslında 2-3 ilerideki teknolojinin habercisi. Yani birçok şey çok çok daha güzel olacak ileriki yani yıllarda. Evet. Ama kataraktaki en büyük gelişme şu anda bu femtosaniyeli lazer ve bu da ilerleyecek. Peki az önce Gönül teyze aramıştı ya Maraş'tan. O şey demişti, uzağa ayarlanmış, yakını göremiyorum. Mesela içine koyacağınız merceğin özellikleri olabilir mi? Tabii. Aynı zamanda yakını göstersin, miyopsa miyobu düzelsin. Yani gözlük zaten takmasın da mercek, içindeki mercek. Bugün günde yaptığımız 10 tane katarak ameliyatının 3 tanesini, 4 tanesini özellikle mercek kullanarak yapıyoruz. Özellikle mercek demek, diğer mercekler standart ama görüş kalitesine süper. Özellikle mercekler, gözünüzde astigmat varsa astigmatı düzeltiyor. Uzak yakın gözlüğü ortadan kaldırıyor. Hem uzağı hem yakını hem astigmatı düzeltebiliyor. İyiymiş, bir katarakla her şeyden. Evet. Sınırlamaları var ama uygun gözlerde inanılmaz iyi sonuç veriyor. Güzel, peki. Alo, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, hoş gördük. Kiminle görüşüyoruz? Arzu Hanım. Ali Alparslan ben. Hoş geldiniz, buyurun. Doktor Bey, bir sorum olacak benim. Dinliyor sizi. Buyurun efendim. Üstad, benim ben 45 yaşındayım ve 40-41 yaşına kadar gözümde ne yakın ne uzak hiçbir sorun olmadı. Ama 41 yaşından sonra yakın konusunda sıkıntı yaşamaya başladım. Yani yakını görme konusunda sıkıntı yaşamaya başladım. Bu normal bir süreç midir? Yani 40 yaşından sonraki ya da 41 yaşında ya da belli bir yaştan sonra görme konusunda sorun yaşamak normal bir süreç midir? Bunun gideceği yer katarak mıdır? Bu yakın görme sorununu, yakını görme sorununu katarak noktasına ulaşmadan çözümlemek mümkün müdür? Nedir süper durum? Süper, Ali Bey, süper soru. Süper soru. Benim süper yerime soru. Konuyu siz açtınız. Zaten şimdi yani sıra şeye geliyordu. Evet. 40 yaştan sonra kaderimiz olan yakın gözlüğü sıkıntısına. Onunla ilgili de çözümler varmış efendim. Tam da biz onu konuşacaktık. Telefonda beklemeyin, bizi ekrandan izleyin. Sizin sorularınıza yanıt geliyor. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, hoşçakalın. 40 yaş gözlüğüne geldik. Niye gözümüz 40 yaşına gelince şu yakını göremiyor Hakan Bey? Şimdi efendim, bu hayatta bir dönüm noktası. Ben bunu geçen bu şekilde anlatmayı seviyorum. Çok önemli dönüm noktaları var hayatımızda. Birisi ergenlik, birisi de 40 yaşından sonraki yakın görme bozukluğu. Bunlar hayatımızda vücudumuzun ilk olanı ergenlik, havaya doğru pik yaptığımız anlar. Sonra sürekli yukarı doğru gidiyoruz hayatımızda. Derken belli bir yaştan sonra o yukarı gidiş artık düz çizgiye geçmeye başlıyor. Yanlış anlaşılmasın. 40-45 yaşından sonra yakın görme bozulma başladığı an bu vücudun normal bir fonksiyonu. Yani ya bu kaçınılmaz bir fiziksel bir gelişim yani. Bu bir hastalık değil. Evet. Bu bir vücudun normal gelişim. Kimisinde 40 yaşında oluyor, kimisinde 45 yaşında oluyor, kimisinde 50 yaşında oluyor. Gözünün numarasına bağlı, vücuduna ne kadar iyi baktığına bağlı. Bir hasta hatırlıyorum. 58 yaşında uzağı %100 görüyor, yakını %100 görüyor, gözlüksüz. Tıbben mümkün değil. Nasıl? Ama olabiliyor. İstisnalar. Kasları iyi çalışabiliyor, gözünün yapısı ona uygun olabiliyor. Süper. Ama genelde 40 yaşından sonra gözümüzün içinde yakını ve uzağı aynı anda görmemizi sağlayan netleme kaslarının çalışmaları yavaşlıyor. Normal bir süreç bu. Evet. Bir kere bunu kabul edelim. Dolayısıyla bu pili azalmış bir otofokus sisteme dönüşmeye başlıyor. Ne demek bu? Yakına bakıyorsunuz, kafanızı kaldırdığınız zaman uzak ilk önce 2-3 saniye bulanık oluyor, sonra toparlıyor. Veya tam tersi, uzaktan yakına dönüyorsunuz, ne oldu ya filan. Etrafınızda görmeye başlıyorsunuz orta yaş gençleri, yavaş yavaş kollar uzamaya başlamış. Vallahi şöyle yapıyoruz evet. Hep. Yani bizim, ben de artık yavaş yavaş sanki hissediyorum yok, gibi. Ya böyle okuyorum da var, iğneyi saplarken şöyle şu mesafeden evet. Saplamak istiyorum mesela. Büyüklerimiz hep böyle yapardı. Bizim gibi gençlerde artık yavaş yavaş şöyle kollar uzamaya başlıyor. Okay. Evet. Bunun mahsuru yok. Peki. Bunun
tıbbi bir şey olduğunu bildikten sonra, normal bir gelişme olduğunu bildikten sonra bundan korkmuyoruz zaten. Ve bunun tedavileri var. İşin evet, güzel işte tabii. Ben de tam da onu soracağım. Yani 40 yaş gözlüğü kader olmaktan çıktı mı? Doğru. Şimdi bir kere öncelikle gözlük. Yani gözlük de bir tedavi. Evet. Gözlük bir tedavi evet. Değil. Güzel bir tedavi. Taktınız, çıkardınız, cebinize koydunuz, değiştirdiniz. Bir sürü opsiyonunuz var. Adam zulüm gibi geliyor. Okey. Renkli renkli olabilir. Güzel şey de olabilir. Ama tabii ki onu takmaya başladığınız zaman ben yaşlanıyorum psikolojisi evet. Başladığı için. Evet. İnsanlar bunu istemiyor. Kabul. Çok da güzel bir şey bu. Kontak lens var elinizde. Lens takabiliyorsunuz. Kontak lensin üzerinde hem uzak hem yakını görebilen lensler var. Kalitesi, görüş kalitesi gözlük kadar iyi değil ne yazık ki. Fakat sonuçta bir gözlüksüzlük. Ama tak çıkar sorun olabiliyor. Evet. Her göze uygun değil. Çünkü takıp çıkardığınız zaman alerji de yapabiliyorsunuz. Düşüyor. Veya rahat edemiyorsunuz. Lensin suyunu taşı bilmem ne yap. Bunlar opsiyonlar. Bunlar bilinmesi lazım. Bunun dışında geri kaldı ameliyatlar. Ameliyatları ikiye ayırmak mümkün kabaca. Birisi göz dışından yaptığımız ameliyatlar. Yeni çıkan yöntemler bunun üzerine doğru. Birisi de deminki mercekler. Multifokal mercek dediğimiz hem uzağı hem yakını gösteren mercekleri kullandığınız zaman uzağı da yakını da görmeniz mümkün hayat boyu. Eğer 45 yaşın üzerindesiniz, 50-55 yaşa geldiniz, gözünüzde katarak olmasa bile multifokal mercek takıldığı zaman uzağı da yakını da görürsünüz. İyi. Hayat boyu gözlük probleminiz kalmaz. Aslında ben az önce onu soracaktım. Evet, evet. Mesela benim 1,5 sol gözüm miyop astigmat, sağ gözüm 0,75. Ben şimdi gelip mercek taktırabilir miyim gözüme? Gözlük kullanmak şimdi istemiyorum. Sizin İsteğe bağlı. Yaşınız genç. Genç yaşta bu kadar ufak numaralarda mercek takmak tıbben etik olarak çok güzel değil. Ama takılır. Teorik olarak herkese her şeyi yapabilirsiniz. Ama pratikte biz bunu önermiyoruz. Pratikte bu tip gözlerde Excimer lazerle numarayı düzeltip uzak görmeyi ortadan rahatlatıyoruz. 45 yaşına geldiğiniz zaman yakın görme bozulduğu zaman ona başka bir şey yapabiliyoruz. Dolayısıyla mesela multifokal mercek takmıyorsunuz, onu yapamıyorsunuz. Yaş belki 45 yaşında ve hasta bunu istemiyor, mercek takılmasını istemiyor. Yepyeni bir yöntemimiz daha var. Son zamanlarda uygulanmaya başladı. İsmi Camra diye. Bu yine Excimer lazer yapar gibi korneada bir kapakçık oluşturuyorsunuz lazer yardımıyla. Kapakçığı kaldırıyorsunuz. Eğer hastanın gözünde bir göz kusuru varsa, gözlük kusuru varsa onu düzeltiyorsunuz. Arkasından incecik bir zar yerleştiriyorsunuz. Minicik bir zar. Tam gözlüğe denk gelen yerde. Dışarıdan gözükmeyen zar. O da yakın gözlüğünü mü yok ediyor? O hem uzağı hem yakını görmenizi sağlıyor. İnanılmaz bir teknoloji. Çok da ve peki. Tek göz uygulanıyor. Bu teknolojinin üzerinde duracağız. Alo, günaydın. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben Denizli'den arıyorum. İsmim Denizli'den. Evet. İsmim Hüdaverdi Gözen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Bak kızım, ben 1955 doğumluyum. Maşallah. Ben bir kaza geçirdim. Bir gözümü kaybettim. Bir gözümde de görme bozukluğu var. Katrak. Darbeden dolayı katrak olduğunu söylediler. Göz pınarımın patlak. Bir de merceğin kayık olduğunu söylediler. Hocama sormak istiyorum. Bunun nasıl bir çaresi var? Nereye gitmem lazım? Hüdaverdi Bey, öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür bir ederim. Bir gözünüzü kaybettiğinizi söylediniz. Yani tek gören gözünüzde katarak var. Doğru mu anladım? Evet, evet hocam. Şimdi bu katarakta eğer demin söylediğiniz gibi biraz normalin dışında hafif riskli veya orta riskli bir kataraksa eğer, biz genelde mümkünse ve olabiliyorsa demin söylediğim femtosaniye lazerli katarak cerrahisini bu gözlere öneriyoruz zaten. Tek göz, gören gözünde problemli durumlar var. Standart ameliyatta da olabilirsiniz. Yani normal elimizle yaptığımız ameliyatta da çok başarılı bir şekilde ortaya çıkabilir. Fakat siz eğer güvenliği maksimum olsun, riski en az olsun diyorsanız femtosaniye lazer katarak cerrahisi tam sizin gözünüze uygun nerede gibi gözüküyor. Nerede yaptırabilirim dedi ama Denizli'de var mı sizin grup? Hayır efendim. Şu anda femtosaniye İstanbul'da ve Ankara'da uygulanıyor. Ankara'da? Bursa'da da başlayacak. Bir süre içinde de yaklaşık bir kısa bir süre içinde inşallah Antalya'da da başlıyoruz. Peki. Buyurun. Hocam, benim göz merceğimde de kayma var dediler. O da düzeltilebilir diyor hemen. Evet efendim. Bizim Ankara'da nereye gideceğim hocam? O zaman şöyle yapalım. Telefonu kapatmayın. Arkadaşlarımız size hastanenin adını söylesinler. Sigortalıya bakıyor mu? Bunu da öğrenebilir miyim? Şimdi tabii ki sigortalıya da bakıyor. Arkadaşlar size muhakkak yardımcı olacaktır. Yüksek teknolojinin ve minimum riskli ameliyatların kullanımı bazı ufak tefek desteklere gerek duyabilir. Fakat siz yine de ayrıntılı bilgiyi hastaneden alabilirsiniz.
Tamam hocam. Teşekkür ederim. Tekrar telefonu kapatmayın. Hoşça kalın. Tamam. İyi günler. Allah'a emanet olun. Siz de öyle. Sizde. Denizli'ye sevgiler. Evet. Tam gerçekten hani bu tip ameliyatlar, güzel. Bu tip gözlerde bu tip ameliyatlar çok faydalı oluyor. Tek göze uygulanan incecik bir zar dediniz, yakın gözleri evet. de ortadan şimdi kaldırıyor. Güzel tarafı ne? Güzel tarafı geri alınabilir bir ameliyat. Yani bir kapakçık yaptınız, kapakçığı kaldırdınız. Sadece bir göze incecik, tuz tanesinden daha hafif, incecik üzerine 8400 tane bilgisayarla hazırlanmış noktaları olan, yaklaşık 1.4 milimetrelik orta açıklığı olan incecik bir zar. Bu zarın yaptığı iş ne? Fotoğraf makinesini düşünün. Diyaframını kıstınız iyice. Netlik mesafesi inanılmaz artar. Yani netlik derinliği artar. Aynısını bu da yapıyor. Yani sizin netlik derinliğinizi sağlıyor. Üzerindeki ufak noktalarda ışığın daha fazla girmesini ve rahat görmenizi sağlıyor. Uzağı bozmuyor. Çok çok hafif belki. Yakını rahatlatıyor. Ve bir göze yapılıyor. Evet. Diğer göze yapılmıyor. Diğer gözünüzde gözlük numarası varsa onu düzelttirebilirsiniz lazerle. Böylece hem uzağı hem yakını aynı teknolojide görmeniz mümkün. Ve çok çok başarılı. O zaman 40 yaş ama, gözlüğü artık kader diyemiyoruz. Şöyle ama bazı sınırlamalarımız var. Nedir? Hani çok yüksek astigmat olmayacak, numara çok yüksek olmayacak, görme mesela iyi az olacak. Az önceki Ali Bey aradı ya, hiç göz problemim yoktu ama sadece artık yakını görmekte sorun yaşıyorum dedi. İdeal. İdeal hasta İdeal. Profili. Evet. Yani hasta profili derken ameliyat profili evet, diyelim. Tabii, değil mi? Tabii, 40 yaş gözlüğünü kullanmayacak. Ha, biraz daha belki 40 yaşında ilerisinde yani yakın gözlüğü başlamış, yakın gözlüğü kullanmış, yakın gözlüğünü kullanarak kullanmaktan kurtulmak isteyen kişiler en ideal kişiler. Hı-hı, daha hı-hı. 40 yaşına yeni girmiş, yakın yeni bozulmuş, hani hafif hafif böyle yapan hemen ameliyat doğru değil. Önce bir yakın bozukluk başlasın. Gözlüğe tam kol ihtiyaç duyulduğu an yani. Ortaya çıksın. Gözlüğü takın ve gözlükte istemediğiniz ana gelin. O çok daha önemli. Peki. Gözümüz dünyaya açılan penceremiz diyorum ben. Hakikaten değerini bilmek lazım, korumak lazım. Ehil insanlarla gözümüzün tedavisini yaptırmamız gerekiyor, korumamız gerekiyor. Gözümüz gibi bakmamız gerektiği, hani kesinlikle. Önemli şeylerimize deriz ya gözün gibi bakacaksın. Hı-hı. Ama gözümüze ne kadar bakıyoruz orası tartışılır. Düzenli kontrollere de şey gitmeyi ihmal etmeyelim. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bu hafta sonu cumartesi günü bizim hastanemizde halka yönelik bir toplantımız var. Bu toplantımızda sabahleyin 10'da başlıyor yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 1'e kadar. Yurt dışından Profesör Palikaris, lazerin mucidi gelecek. Aynı zamanda bizim hastanemizdeki bütün değerli doktorlarımız da 10'ar dakikalık bir konuşma yapacaklar. Halka açık bir toplantı evet. isteyen gelebilir. Göz göze soru cevap yapılacak yani. Evet, bu çok çok güzel bir toplantı olacak. Herkesi peki. bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben size. Sevgili izleyenler, Operatör Doktor Hakan Sivrikaya ile beraberdik. Gözümüze dair birkaç sorunu ele aldık ama önümüzdeki günlerde yine birlikte olmak dileğiyle.